Merhaba hanımlar, Pınar İğne Uyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün desenli yazmamın üzerine güzel bir model hazırlayacağım. Yapımında bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Keyifli de bir yapım aşaması var. Sıralı bir model değil ama görünüş olarak çok güzel bir görüntüye sahip. Bugün bu iplerimle hazırlayacağım modelimi yalnızca yeşilimin numarası var. Leylak 729. Şimdi iğneme yeşil ipimi takacağım. Alt bölümünü oluşturacağım. Diğer renklerimde de modelin üst kısmını renklendireceğim. Şöyle birkaç adet yapayım. Şöyle 3 tanesi yeterli. Şimdi 5 tane daha yapayım. Biraz ipimi uzun aldım. Şu anda gerekli olan 5 tane zürafa. 2, 4, 5. 5.'den 5.'ye kadar geldim. Geriye dönüyorum. Burada bir piramit oluşturacağım. Gerektiği kadar döndüm geriye. Buralarda şimdi eksiltmeler yapıyorum. İlk sıramız 5 taneydi. Şimdi 4 kaldı. Tekrar devam ediyorum eksiltmeye. Şimdi bir tane kalıyor. Buradan da tekrar geriye döneceğim. Tepesine çıkıyorum burada. Tepeye de 2 adet pırpır bırakıyorum. Güzelce de düğümü sıktıktan sonra şimdi ipimi kesiyorum buradan, yeşil ipimi.
şurayı tam ortaya getireyim. Evet. İpimi tekrardan kaldığım kısımdan devam ettireceğim. Buraya da sanırım bir 5 tane bırakırsam ara modelle ana modelin arasına 5 tane zürafa bırakacağım. Umarım yeterli olur. 2, 4, 5. 5 tane bıraktım. Burada hemen yine şu an karar vereceğim ara modele de. Şöyle geriye dönerek ikişer adet pırpır yapalım. Büyük oldu düğümlü. Hiç sıkmadan hemen pırpırımı bir miktar geri aldım. Hiç boşluk bırakmadan tekrar zürafamı yaptım, geriye döndüm, pırpırlarımı yapıyorum. Ara yolumuzu bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Böyle biraz sade bir şekilde ilerlesin. Modelimiz oldukça renkli olacak zaten. İndim, tekrar zürafa yapıyorum. Buradan dönüyoruz geriye, tepesine çıkıyoruz. Tam orası ortadan gayet iyi olacaktır. Bu bölümde bu şekilde ilerleteceğim. Ben buraları devam ettireyim. Bir tane daha piramitimden hazırlarım. Sonra modelin üst kısımlarına geçelim. Bu kısmı tamamlamış oldum. Arada 8 adet pırpırlı bölümden hazırladım. Burada ilk olarak mor ipimi alacağım. Şimdi piramitimizin kenarından şu tam dipteki yazmanınki değil bir üstündeki 5 tane en altta 5 tane yapmıştık ya onun birincisinden düğümlüyorum. Şimdi buradan her gözeneğe batarak zürafa oluşturacağım kenardan. Şöyle 1 2 3 4.'yü de tepeye pırpırın şöyle kenarından. Sonra dileyen yazmasını çevirebilir. Tekrardan geri dönebiliyorsunuz. Dönebilirsiniz de. Yine döndüm geriye ilk zürafadan kenara
Yine bir üste çıkacağım. Şöyle bir pay bırakıyorum. Tekrar bu tarafa devam ediyorum. Yine çevirelim. Buradan da aynı şekilde payımızı bırakacağız. Zürafamı tekrar bu tarafa devam ediyorum. Yine şuna da batacağız. Düz bir şekilde durmasını istiyoruz kenarlarımızın. Şimdi bir sıra daha böyle geleceğiz. Bir defa yazmamı çevirmeden devam ettireceğim. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi son bir sıra daha yapmam gerekiyor. Küçük bir kenar bıraktım. Buradan son zürafayı da yaparak sık bir düğüm attım. İpimi kesiyorum. Şimdi sayısını nasıl anlayacağız diyenler olabilir. Şöyle kenardan 1, 2, 3 tane olacak. Gösterebildim mi acaba? Kenar sayımız 3 olacak. 1, 2, 3. Yine bunda olduğu gibi 1, 2, 3. Kenarlarda 3'er tane olduğunda tamamdır. Buradan yine diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Bunu da ilk olarak pırpırımızın kenarından eklemem gerekiyor. Veya bunu şöyle de yapabiliriz. Yazmamızı çevirelim. Yine aynı şekilde alttan başlayalım. Öyle de olur. Yine dipten, beşinciden 5 tane yaptığımız zürafanın tam dipten beşincisine batıyorum şimdi. Yine 4 tane zürafamızı hazırlıyoruz. Yine pırpırımızın kenarından batalım yine. Tekrar diğer yöne gelirken kenardan küçük bir pay bırakmamız lazım. Bunlarla bu kenarda bıraktıklarımızın sayesinde hem kenarımız düz görünecek hem de bir üst sıraya geçiyoruz. Sırayı da tamamladım. Tekrar diğer tarafa kenardan zürafayı bırakarak devam edelim. Bu kenar payımız oluyor.
kenarlarınızı küçük bırakmaya özen gösterin. Büyük olmaması lazım. Yani uzun olmayacak. Bu da son sıramız. Sonuncuyu da güzelce sıktım. İpimi kestim. Bu bölümümüz de böyle olacak hanımlar. Şimdi diğerini de tamamlayacağım ben. Buraları da tamamlamış oldum. Şimdi sıra tepelere pırpır yapacağız. Krem rengimi alıyorum. İlk zürafadan düğümlüyorum. Her zürafamıza birer pırpır yapacağız. Pırpır boyutlarınızı da dilediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Bir tane yaptım. Diğerine geçerken küçük bir payla geçiyorum. Aradan şöyle küçük bir zürafa şeklinde ilerliyorum. Kenarlarımızda da bu şekilde krem pırpırlarımız olacak. Bunu da tamamladım. Şimdi ortadaki iki tane pırpırımıza şöyle mor ipimi ekleyerek yavaş yavaş çekiyorum ki buradan da aslında modelin kendinde pırpır vardı. Ben başka bir şey uygulayacağım. 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Oldukça küçük ama neredeyse sık iğne şeklinde diyebilirim. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ilkine geri dönüyorum. Buralarda eksiltme yapıyorum şimdi. Minik bir badem yapacağız burada. Yine sondaki pırpırıma da battım. 3 ile başladık. Şimdi 2 oldu. Tekrar dönüyorum geriye. Bir tane zürafam kaldı. Bunun da tepesine gelerek ipimi keseceğim. Burada uzatarak çekiyorum ki uzunca şeklini de alabilmesi için. Yeşil pırpırını da tam tepesine taşıyalım. O küçük bademi. Modelimi tamamlamış oldum hanımlar. Son hali bu şekilde oldu. Kendi adıma çok beğendim. Umarım sizlerin de düşünceleri o şekildedir. Şöyle yakından da bir tutalım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yazmanın üzerinden de görünümü bakın bu şekilde olacak.
Yapımı zor bir oya değil. Her bir bölümü gayet kolaylıkla yapılacak bir model. Tabii ki işlemleri var, zamanımızı illaki alacak. Yapımında bir zorluk yok yalnız. Çok yakıştı. Çok çok beğendim. Yazmanın içerisi de rengarenk çiçekleri var. Bir tane daha yapıyor olsaydım devamında şuradaki yeşilimi kullanırdım. Şimdi fiyat kısmına geçeyim. Ben sipariş almıyorum. Eğer ben bu modeli yapıyor olsaydım yazma haricinde 120 TL'lerden başlayacağım bir model olurdu. Bugün de selamlarımı Berrin Güllü Hanım'a gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki yeni bir modelle yine inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.